Peki hocam bronşit için çare nedir? Bronşit. Evet. Bronşit o çok farklı bir durum. Bronşite karşı Afrika'da bir bitki yetişir. Itır. Afrika ıtırı denir. Bir seyyah Christoph Dean Afrika'da gezerken efendim hastalanmış adam. Öldü ölecek. Orada artık umudu kesmişler. Ve oranın yerli kabilesi, Zulu kabilesi hastayı bir bitki köküyle iyileştirmiş. Çayını içirmiş. Adam kendine gelmiş. Demiş ki ya ne zamandır yatıyor? Şu kadar zamandır kendi bilinçsiz yatıyor. Öldü ölecek diye bekliyordu. Nasıl oldu ben ayağa kalktım, iyileştim? Ya buranın yerli kabilesi Zulu, onlar bir şey yaptılar. Bitki getirdiler. Onun çayını içtin, iyileştin. Nedir bu? Araştırıyorlar. Ha, ıtır. İyi, çok güzelmiş diyor. Ve bunu İngiltere'de bunun şurubunu, damlasını, derecesini satmaya başlıyor. Birçok insanın verem hastasını, akut bronşit, kronik bronşit, sinüzit, birçok hastalığı iyileştirdi, bitkisel antibiyotik. İyileştirince tabipler odası bu şarlatan diyorlar, adamı hemen aforoz ediyorlar ve yasaklıyorlar. İsviçre'den Doktor Allen konunun üzerine gidiyor. Ya bu kadar insan iyileşmişse bunda var bir şey. Buluyor bitkiyi, analiz yaptırıyor, insanlar üzerine deniyor, klinik araştırması yaptırıyor ve tabipler odası artık belgeye, bilgiye, analize, deneye dayandığı için yasaklayamıyor. O günden bugüne kadar da Afrika ıtırı her türlü bronşit, sinüzit, faranjit gibi rahatsızlara karşı kullanılır. Hatta antibiyotikler piyasaya çıkmadan önce, hani penisilin 1935'te keşfedildi. 37'de üretime başladılar. Penisilinden önce bitkisel antibiyotik olarak kullanılıyordu. Yüzlerce verem hastasını bu Afrika ıtırın köküyle tedavi edilmiştir. Belge var, bilgi var. Kim, nerede, ne zaman, ne yapmış? Onunla ilgili birkaç örnek vereyim. Evet. Profesör Doktor Reitemann 1994 yılında akut ve kronik kulak, burun, boğaz ve nefes yolları enfeksiyonu olan ve bademcik iltihaplanması olan faranjit bir sürü hastayı toplam 641 hastayı tedavi etmiş. Sadece Afrika ıtırının kökünden elde edilen ekstrakla. Profesör Doktor Zeşa'ya verem hastalarını tedavi etmiş. Ama bunun başka bir özelliği yok yani. Bronşitte astıma vesaire hiçbir şey yok. Bağcılar'da bir beyefendinin 3 çocuğu var. En büyük kızı 9-10 yaşlarında astım nöbetleri geçirdiği zaman hemen hastaneye yetişmezse gitti gidecek. Mosmor oluyor. Öldü ölecek diye korkuyorlar. Yanında spreyini taşıyor vesaire. Çocuk unutursa veya okulda yakalanırsa tamam. Çok tehlikeli. Sürekli takipte. Sürekli kontrolde. Dediler ki ya bu çocuk ne olacak yani? Yıllardır böyle ilaç. Hiç problem değil dedim. Ona iksir, aloe vera jel ve ıtır. Bu ıtır forte ne içerir? Itır ekstraktı, sinirli ot ekstraktı, adaçayı ekstraktı, kekik ekstraktı, lavanta ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. 3-4 hafta kullandı. Çocuk artık astım nöbeti diye bir şey kalmadı. Aradan 6 yıl geçti. Hiçbir rahatsız yok şimdi. 6 yıl oldu. 6 yıldır astım diye bir problemi yok. Kökten çözüm evet, oluyor. Tamam dostum. Yani Afrika ıtırı ile ilgili belge var, bilgi var. Bir de kekik var. Kekiğinde bu da astıma ve biraz önce söylemiştim bu ıtırın içerisinde kekik ekstraktı var, sinirlot ekstraktı var. Artı bir de kekikle ilgili çalışmamız var. Kekiğin birleşiminde
Kekik ekstraktı, sinirlot ekstraktı, ıtır ekstraktı, adaçayı ekstraktı, karabaşotu ekstraktı. Bu da ıtırla kekiğin arasında biraz nüans farkı var. Itır genellikle yukarı nefes yolları enfeksiyona karşı daha etkili. Kekik akciğer rahatsızlığına daha etkili. İkisinin biraz eğer ki genel bir rahatsızlık varsa ikisi birlikte kullanılmasında fayda var. Hem ıtır hem kekik. Fakat kekik deyince Türkiye'de biraz yanlış anlaşılıyor. Mesela bize vatandaş diyor ki elimde ıtır var hocam size göndereyim. Göndereyim bir bakayım önce bir numune göndereyim. Numune geliyor ki bilye kekiği. Türkiye'de genellikle piyasada satılan bulunan kekik bilye kekiği. %95 Türkiye'de marketlerde, aktarlarda, orada burada satılan kekik %95 bilye kekiği. Etkisi nedir? Bilmiyoruz. Etkisi belki var. Hakiki kekik gerekir. Tümus vulgaris. 52 kekik yetişir Türkiye'de sadece biri şifalı. Bizim istediğimiz tıbbi maksatta kullanılanı tümus vulgaris. Diğerleri de etkili olabilir. Ama bilmiyoruz ne derece, yüzde kaç, ne oranda. Dünyada en kaliteli kekik Türkiye'de yetişir ama kimse yetiştirmiyor ve bulunmuyor. Birkaç kişiden ancak bulup alabiliyoruz. Özel yetiştirenler. Her yerde bulmak mümkün değil. Yani doğru bitkiyi doğru yerden alıp kullanmak gerekir. Kekik deyince her kekik kekik değil. Bizim istediğimiz kekik değil. Hocam teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyenler bugün bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Yarın sabah 9.30'da biz yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın, iyi günler.